Kordoba'dan herkese merhaba arkadaşlar. Endülüs bölgesinin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Kordoba'ya geldik. Beyaz badana evleri, çiçekli sokakları, meşhur mezquitasıyla burası İspanya'nın en çok sevilen, en çok tercih edilen turistik bölgelerinden bir tanesi. Vatandaşlarımızın da sık sık geldiği yerlerden bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz yerde hemen arkamda gördüğünüz dünyanın en güzel minarelerinden, şu anda Çan Kulesi olarak kullanılsa da mezquita'nın minaresi. Bugün bu beyaz sokakları gezeceğiz. Size Yahudi mahallelerini, Kordoba'nın beyaz sokaklarını, Arnavut kaldırımlı sokaklarını, küçük küçük avlularını anlatacağım. Sonra buradan da sonraki durağımızda Sevilla olacak. Tabi yol üzerinde de birkaç sürprizimiz daha olabilir. Hazırsanız çok güzel bir tur sizi bekliyor olacak. Bu arada aslında şu an öğle saatleri ama biz sabah başladık turumuza. Çünkü mezquita'yı, bakın arkamdaki mezquita'yı sabah 8.30 ve 9.30 saatlerinde ücretsiz gezebiliyorsunuz. Normalde 13.5 euro. Neredeyse yani kişi başına 300 liraya yakın bir ücretten kendimizi kurtarmış olduk. Ama buradan sonra da orayı şimdi size anlatacağım. Hazırsanız bu muhteşem şehre başlıyoruz. Şu anda Kordoba'yı Kordoba yapan mezquita'ya geldik arkadaşlar. La mezquita. 8. yüzyılda Mağribi İspanya döneminde Müslümanlar tarafından yapılan bu muhteşem cami Mekke ve Medine'den önce dünyanın en büyük camisiymiş. İçeride 856 tane sütun var arkadaşlar. Yani 856 sütunun arasında kemerleri düşünün. Atmalı kırmızı beyaz kemerler ve yer yer farklı farklı yine Kur'an'dan alınan ayetlerin o sütunların üzerine yazılmasıyla oluşturulmuş böyle kemerler yine. Onun dışında katedral kısmı. Nuevo Mihrab adı verilen Kur'an'dan birçok sürenin üzerine yazıldığı köşe. Yani o kadar devasa bir yer ki şu anda da zaten görüntülerde görüyorsunuz. Burası 8. yüzyılda yapılmış. Şu anda da UNESCO Kültür Miras Listesi'ne dahil edilmiş bir yer. Ama 1523 yılında Katolik hükümdarlar tarafından da burası katedrale çevrilmiş. Şu anda içeride ibadet yasak. Yani Müslümanlar için ibadet yasak maalesef. Çünkü katedral kısmında ibadet saatlerine insanlar alınıyorlar. Ama burası bir müze olarak kullanılıyor. 13,5 euroya giriş yapılıyor buraya. Ama bizim gibi iyi araştırırsanız her sabah saat 8.30 ile 9.30 arasında buraya giriş ücretsiz. Şu anda zaten sabah 9.20 geçiyor. 40 dakikadır falan gezdik. Bayağı da güzeldi. Ve bakın arkamda gördüğünüz bu Çan Kulesi de zaten eskiden artık minareydi tabii ki. Şimdi Çan Kulesi'ne çevrilmiş. Bu da Kordoba'nın her yerinden görülen en güzel anıtsal yapılardan bir tanesi. Bahçesi zaten portakal ve limon ağaçlarıyla kaplı. İçeriye bu kokular arasında giriyorsunuz. Yani buraya böyle bir videoyla aslında tek bir video ayırmak lazım ama hani öyle bir vaktim olmadığı için bu videoda size böyle 2 dakikada anlatmak istedim. Mezquita'ya yani İspanya'ya bile gelme sebebidir mezquita. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Alhambra Sarayı ile birlikte mezquita dünya üzerinde görüp görebileceğiniz en güzel dini yapılardan diyorum. Ve Kordoba gezime devam ediyorum. Kordoba sokaklarında gezimize devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz bu küçük ev, içeri giremedik, yine kapalı. Niye olduğunu anlamıyorum. Bugün cumartesi ve öğlen 11 olmasına rağmen şurası kapalı. Burası Kordoba'daki en güzel evlerden bir tanesi. Kordoba biliyorsunuz çiçekleriyle, beyaz sokaklarının bezelenmiş çiçeklerle ünlü bir şehir. Ve burada da küçük böyle bir ev var. Daha doğrusu bir otel gibi bir şey var sanırım. Böyle giriyorsunuz. Bu çok güzel, bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir bahçeye giriyorsunuz. Her yerin çiçekli olduğu ama şu anda kapıya geldik. İçeride 11'de açılacak demesine rağmen herhangi kimse yok. Dönüşte tekrar bakacağım. Eğer siz şanslıysanız bu mekanı, Los Patios'u gelip gezmenizi tavsiye ederim. Şu anda yürüdüğüm kısım arkadaşlar o Jewish Quarter, yani eski Yahudi bölgesi. Burası müdejar tarzı evleriyle, beyaz badanalı
gördüğünüz gibi duvarlı evleriyle, küçük sessiz avlarıyla, Arnavut kaldırımlı sokakları ve çiçekli pencereleriyle Kordoba'daki en güzel bölge. Birçok ünlü sokağı ve bunların festivali var. Patios Festivali mi diye, çok tam Flores Festivali diye. O festivalinde bu sokaklar bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Yanılmıyorsam Mayıs ayında yapılıyordu o festival. Ya da Eylül'de olabilir. İkisinden birisi bahar aylarında yapılıyordu çünkü. Bu sokaklarda sinagoglar var ve Casa de Seferat adı verilen bir Yahudi tarihini anlatan bir ev var arkadaşlar. O evi de gezebilirsiniz. Onun dışında Calle de Flores adı verilen o Mesküta'ya çok yakın bölgedeki en güzel çiçekli yola da yine buradan gidebilirsiniz diyoruz. Biz de şimdi o tarafa doğru devam ediyoruz. Yudara bölgesindeki en önemli yerdeyiz arkadaşlar. Çünkü burası Instagram'ın en fotojenik yerleri. Arkamdaki yer Calle de las Flores adı verilen çiçekli meşhur cadde. Şu anda Mart ayı itibariyle çiçekler kendini çok göstermiyor olabilir ama Mayıs ayı geldiği zaman, Haziran ayı geldiği zaman şu gördüğünüz şu çiçekler rengarenk açıyor. Sürekli bakımı da yapılıyor. Ve arkada muhteşem Mesküita'nın minaresinin manzarası da var. O yüzden burası oldukça popüler. Ama hep kalabalık bakın. Şu an belki zaten sesimden anlaşılıyordur etraftaki gürültü. Çok kalabalık olduğu için boş yakalamak istiyorsanız ya sabahın çok erken saatinde geleceksiniz ya da gece geleceksiniz ama gece çok da bir şey çıkmayacak. O yüzden en güzel zaman sabah 8.30-9.30 arası ücretsiz geldiğiniz zaman Mesküita'ya hemen karşısında ara sokaklarda arayın burayı bulun arkadaşlar. Zaten ismini de yazdım video üzerine. Şimdi diğer mekanlara doğru devam edeceğiz. Şu anda bulunduğum yerde arkadaşlar Kordova'nın Alcazar'ı yani eski kale, sonradan böyle hapishane olarak kullanılan 1236 yılında kadar halifelik dönemine ev sahipliği yapan bir halifelik sarayıymış. Ama sonraki dönemlerde 3. Ferdinand burayı fethedince artık bu mekan onlara hizmet etmeye başlamış. Sonrasında birçok eklenti yapılmış, bir Engizisyon Kulesi eklenmiş. Mağribi dönemine kadar dediğim gibi burası Müslümanlar için çok önemliydi. 1236'dan sonra da Hristiyanlar için bir savunma kalesi oldu. İçeride Roma dönemine ait çok önemli eserler, mozaikler var. İçeriye giriş 5 euro arkadaşlar. Ben 5 sene önce geldiğim zaman buraya girmiştim, gezmiştim. Şöyle söyleyeyim, 5 euroluk bir yer değil bence. Hani çok ciddi paranız varsa zaten dedim ya, hepsine girin gezin. Ama biz bütçe düşünmek zorunda olduğumuz için ve Alhambra Sarayı gibi yerlere bütçemizi sakladığımız için biz bu sefer girmemeyi tercih ettik ama güzel bir bahçesi var. İçeride böyle... Oh. İçeride böyle işte Roma dönemi ve Visigoth dönemine ait eserler var. Öndeki bu gördüğünüz meydanda da zamanında Müslümanlar bu şehirdeki Hristiyan yöneticileri idam etmişler. O yüzden Hristiyanlar da onlar için, Hristiyanlar için de burası şehitlerin idam edildiği meydan olarak da geçiyor. Bu kapıdan giriyorsunuz, yaklaşık bir yarım saatlik bir turla burayı tamamlıyorsunuz ve sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Artık biz de biraz daha iç sokaklara ve diğer kiliselere doğru devam edeceğiz. Judarya bölgesindeki en önemli sinagog arkadaşlar zaten tek bu şekilde yazınca çıkıyor haritada. Sinagoga diye yazınca çıkıyor. La Sinagoga adı verilen bu mekan tam böyle içerisi yine o bizim Alhambra Camii'nde ya da Mesküta'da gördüğümüz mimariyi görebiliyorsunuz. Judarya ve Mağribi mimarisinin ikisinin karıştığı bir yer burası. İçeride çok bir şey yok. Sadece güzel bir tavan, birkaç tane görüntülerde gördüğünüz taş oymacılıkları var. Ama ücretsiz girebiliyorsunuz. Kapıda böyle bir sıra beklemeniz gerekiyor. Birkaç dakikada sıra size geliyor. İçeri gezdikten sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Sinagogun hemen yanında arkadaşlar Casa de Seferat var. İşte bu da Yahudi Müzesi. Burada Yahudilerin geçmişine, tarihine ait birçok bilgiyi öğrenebileceğimiz bir müze. 4,5 euroya bilet satılıyor. Öğrencilere de 3,5 euro ama Avrupa öğrenci kartı gibi bir kart var.
Onu göstermeniz gerekiyor. Bir de girişinde çok güzel bir harita var arkadaşlar. Bakın Cordoba'nın çok eski yıllarda, yani o zamanki yıllarını anlatan, bir bakalım tarih yazıyor mu? Aşağıda okuyorum. Tarih belirtmemişler ama eskiden Cordoba bu şekilde görünüyormuş çizimlerde. Şu anda zaten gördüğünüz gibi Mezquita'da burası. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Şu anda bulunduğum yerde Plaza de las Candilas meydanı arkadaşlar. Plaza meydan demek İspanyolca'da. Cordoba'da görüp görebileceğiniz en geniş alanlardan bir tanesindeyiz. Aynen Toledo olduğu gibi burada böyle bütün markaların sıralandığı, küresel yemek mekanlarının olduğu, güzel bir havuzun, anıtın olduğu bir meydan burası. Etrafta da barok mimarili çok güzel binalar var. Bakın burası daha bir yeni bölge. Zaten aşağı yukarı 10 dakika uzaklaşınca o tarihi bölgeden bu meydana çıkıyorsunuz. Ondan sonra da artık buradan sonra yeni bölgeler başlıyor. O yüzden çok buralar renkli değil. Hani sadece rahatça alışveriş yapmak ya da daha farklı yemekler yemek istiyorsanız bu meydana da gelebilirsiniz. Şimdi modern taraftan Cordoba'nın merkezine doğru geri dönerken karşımıza şu gördüğünüz Roma sütunları çıktı arkadaşlar. Daha önce de biz tabii burayı görmüştük ama bu sefer öyle bir buraya özellikle gelmedik ama yolumuza çıktı. Bakın bu gördüğünüz Roma sütunları daha önce burada devasa bir tapınağın varlığını gösteriyor. Arka tarafında da tapınağın diğer kısımları var ama en görkemli kısım şu gördüğünüz 10 tane sütunun bulunduğu yer. Buraya böyle yoldan geçerken görülerek geçebiliyorsunuz. Herhangi bir vücut ödemenize gerek yok. Fotoğraflarınızı çekip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Temple of Romano diye geçiyor burası Cordoba'daki. Cordoba'da çok Roma dönemine ait eserleri de görebiliyorsunuz. Bu biri köprü vardı. Burayı zaten en son kapanışı orada yapacağım. Ana köprü var ve bir gözetleme kulesi var. Bir de bir zafer takı var. Bunlar Roma döneminde de bu şehrin ne kadar önemli bir şehir olduğunu gösteren mekanlar. Çünkü bu bahsettiğim alanlar arasında neredeyse bir 500-600 metrelik mesafe var. Bu da bu bölgenin kocaman bir aslında bir Roma dönemi eseri olduğunu da gösteriyor. Arkamda gördüğünüz kapı arkadaşlar Puerta del Puerto kapısı. Burası Cordoba'daki sizi karşılayacak olan kapı. Meşhur Roma Köprüsü'nü geçtikten sonra sizi bu muhteşem zafer takı karşılıyor. Kapının yapılış tarihi 14. yüzyıllara kadar dayanıyor ama bir türlü bitirememiş bütçedeki sıkıntılardan dolayı. En son 8. Alfonso 20. yüzyılın başlarında bu kapıyı tamamlamış. Şu gördüğünüz son halini almış. Hemen girdiğiniz gibi zaten bakın Mezquita'nın kulesi sizi bekliyor olacak. Sola doğru kırıldıktan sonra Mezquita'nın giriş kapılarına girebileceksiniz. Kapının altından geçmek için dilek dilemeniz de gerekiyormuş. Böyle bir inanış var. Bu Roma kapısından biz artık çıkışa doğru gidiyoruz. Arabamızın bulunduğu ücretsiz otoparka gideceğiz. Onu da birazdan anlatacağım. Ücretsiz otopark da var burada. Ondan sonra artık Cordoba gezimizi tamamlayacak ve sıradaki durağımız da Sevilla olacak. Köprüde görüşmek üzere. Aşağı doğru giderken şu anda üzerinde bulunduğum köprü arkadaşlar Puente Romano Köprüsü. 16 kemerli bu köprü. Arkada gördüğünüz Torre de Carrao Carrao Kulesi'nden Mezquita arasındaki alanda uzanıyor. Çok önemli bir köprü üzerindeyiz. Çünkü bu ilk olarak Sezar'ın büyük Pompei zaferinden sonra inşa edilmiş. Ondan sonra Mağribi döneminde, yani Endülüsler bu bölgeyi aldıktan sonra bu köprünün son halini inşa etmişler. O köprü üzerine bir köprü daha yapmışlar. Bu köprü üzerinde tıpkı birazcık şeye benziyor, hani o kadar da şey olmasa da sanatsal öğeler bakımından Çek Cumhuriyeti'ndeki Charles Köprüsü'nü biraz andırabilir size. Çünkü bazı dini öğeler bu köprü boyunca size eşlik edecek. Cahorra Kulesi'ne de çıkarak yaklaşık 2 euroydu sanırım. Orada çıkarak güzel bir manzara eşliğinde Cordoba'yı görebilirsiniz. Biz de şimdi köprüdeki turumuzu tamamladıktan sonra artık Cordoba gezimizi bitireceğiz. Cordoba gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Size videonun başında söylediğim ücretsiz park yerine
göstererek bitirmek istedim. Bakın Kordoba'da yaklaşık 12-13 euroya yakın bir park ücreti oluyor. Hatta bazen 15-20 euro'lara kadar çıkabiliyor. Ama şu gördüğünüz kısım, köprüyü geçtikten sonra yaklaşık 500 metre yürüyorsunuz. Devasa bir alanda arabalar park ediyor. Burayı zaten turistler ya da yerelde yaşayan insanlar bildiği için buraya getirip koyuyorlar araçlarını. Bir sorun yok, güvenli karavanlar bile var. Bakın arkada gördüğünüz gibi. Güvenlikle park edebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kordoba gezimizi tamamladık. Sırada Sevilla var. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.